kaç moleküller kana geçişi kandaki dağılımı yani sif difüzyon ile olacak. İşte geçtiğimiz hafta konuştuk. İlaç uygulandığı yerden absorpsiyon dediğimiz durum bu şekilde oldu. İlaç uygulandığı yerden içi sıvı, hücreler arası sıvı geçer. Oradan kana işte kan dolaşımından kan geçtiği yer artık dağılım oluşturacaktır. Burada da yine kan dolaşımıyla dokuların hücreler arası ve hücre içine geçmesi ve diğer doku hücrelerine ulaşması söz konusu olacaktır. Bana bir iki dakika izin verin. Bir de kulaklıkla deneyeceğim. Ben çok şey yankı işini çok iyi biliyorum. Nasıl? Bende hala eko var. Peki. Evet arkadaşlar, ilaç kanda iki şekilde bulunacak. Kan dolaşımı içine geçen burası da damar olarak düşün. Ve ilaç molekülü burada. İlaçların kendi kimyasal yapılarına göre plazma proteinlerine bağlanma durumları var. Bazı ilaçlar hiç bağlanmaz, bazıları az bağlanır, bazıları orta karar, bazıları da daha yüksek oranda plazma proteinlerine bağlanırlar. Plazma proteinlerine bağlanan ilaçlar kan içerisinde depo görevinde. Bağlanmayan kısım ama biz kandaki serbest ilaç fraksiyonu adını biliyoruz ve damarlarda dolaşan bu serbest ilaç fraksiyonu ilacın farmakolojik etkisini gösteren kısımdır. Dokularla kanla beraber dolaşan bu ilaç dokulara gider tabii ki ve etki edeceği bölgelerle temas eder. Bu etki edeceği bölgelerle temas içinde bazı dokularda depolanır. Birazdan bunu göreceğiz. Adına sekestrasyon diyeceğiz. Bazı dokuların, bazı ilaçlara daha fazla ilgisi vardır, daha fazla afinitesi vardır ve kan dolaşımı kendilerine geldiği zaman ilaç molekülü hop bunu kandan çekerler ve kendilerini de biriktirirler. İlaç serbest fraksiyonla etkisini gösterdikçe metabolize edilir ve atılım yoluna gidecektir. Bu boşaldıkça serum proteinlerine yani plazma proteinlerine bağlanan ilaçtan tekrar serbest ilaç fraksiyonuna salınım olacaktır. Ta ki serum proteinlerine bağlı olan ilaç miktarı da bitene kadar. Böylelikle ilaç metabolizasyonu etkisi sonlanacak demektir. İlaçlar vücutta dağıldıkları fizyolojik kompartmanlar nelerdir diye soracak olursak tabii ki plazma. Aslında her yer diye konuşuyoruz şu anda. Hücreler arası sıvı ve bosa geçebilirler. Hücre içi sıvı geçebilirler ki bu plazma ve interstisyal yani hücreler arası sıvıyı ekstra selüler yani hücre dışı sıvı kompartmanına da veriyoruz. Aslında iki temel yerimiz var. Hücre içi, hücre dışı. Hücre dışı plazma hücreler arası sıvı oluşturuyor. Dolayısıyla önce ekstraselüler kompartmanına sonra da hücre için girecek ilaçlar, aldığımız ilaçlar. İnterstisyal sıvıya geçiş kan akımıyla orantılı.
kalp, ciğer, böbrekler, karaciğer gibi fazla hızlı kan organlara geçişin daha hızlı olduğunu biliyoruz. Bunun dışında yağ, cilt, kemikler, iskelet kası gibi bu dokulara, bu organlara göre daha az, daha yavaş kan onların dokuları geçişin daha yavaş olduğunu biliyoruz. Bazı maddelerin plazma içerisinde dağılımı atognomatiktir. Yani belirlidir. Mesela dekstran ve hepatit sadece plazma kontrol. Sadece plazma dağılır. Dokulara gitmez. Dolayısıyla bizim bunlarla ilgili yani. Hayır, Afrin bu avatazır aşağıda. Dersteyim baba. Arkadaşlar mikrofonlarınızı kapatın. Duyuyor musunuz beni? Tabii kapattığım için artık ben sizi duyuyorum. Yani şunu kendi otokontrolünüzü yapsanız ben bunu merkezi olarak kapatmak zorunda kalmayacağım. Bu kadar zor mu ya mikrofonu kontrol edip de bakmak? Alkol gibi, antipirin gibi, üre gibi plazma proteinlerine hiç bağlanmayan veya çok çok az bağlanan maddelerin ise tüm sıvı kompartmanlarına dağılımı homojendir. Yani alkol vücutta mesela homojen dağılır. Plazma proteinlerine hiç bağlanmadığı için neredeyse alınan alkolün %100'ü bütün hücrelere, bütün dokulara gidecektir. Yine dağılım konusunda konuşacağımız bir başka parametre sanal dağılım hacmidir. Sanal dağılım hacmi dediğimiz şey ilaçların vücuda eşit, vücuttaki plazma konsantrasyonuna eşit konsantrasyonla dağıldıkları varsaydığımız sıvı hacmi. Yani aslında vücutta dağıldığı için dağıldığında düşündüğüm hacimdir. Bu sıvı kompartmanlarıyla oralı durumdadır. Dolayısıyla kişinin aslında vücut kitlesiyle de orantılıdır. Yani herkesin ilacının dağıldığı sanal dağılım hacmi eşit değildir. 70 kilo olan biriyle 50 kilo olan birinin ya da 100 kilo olan birinin sanal dağılım hacmi aynı olacaktır. O yüzden de başta sizinle konuştuğumuz kiloya ilaç hesaplanıyor. Metrekareye ilaç hesaplanıyor. Gideriz. Formülü bilmenize gerek yok. Sadece vücuda verdiğiniz ilaç miktarının o anda ölçülen plazmadaki ilaç konsantrasyonunu oranıyla bulunduğunu bilmek gerekir. Bunun dışında kan içine dağılımın temel prensibi plazma proteinlerine ilaç molekülünün bağlanmasından selektif ve reversible olarak olur. Reversible olmak zorundadır zaten. Yoksa ilaç molekülüne plazma proteinine bağlanan ebediyen orada kalırdı. Oysa ki ne konuştuk? Serbest reaksiyon var, etkisini gösteriyor, metabolize ediliyor. Hop, plazma proteininden tekrar kana serbest reaksiyona ilaç geçiyor. Bir nevi depo görevi geliyor demiştik. Plazma proteinine bağlı olan ilaç, yani serbest reaksiyondaki farmakolojik etkisi olan ilaç değildir. Ancak serbest reaksiyona geçtikten sonra etki gösterebilirler. İlacın etkisi gösterebilirler. İlacın bağlanabildiği plazma proteinleri 4 çeşittir. Bunların en fazla miktarını albümin oluşturur. %50-60'ın oluşturur ki özellikle asidik yapıda olan ilaçları bağlayacaktır. Bir diğer proteinimiz alfa 1 asit glikoprotein. Bir diğeri alfa beta gamma globulin. Bir diğeri de LDL, HDL ve VLDL diye bildiğimiz hipoprotein. Bunlar da bağlama özelliği olan plazma proteinidir. Ama ilaçların büyük bir kısmı albümine bağlanmıştır. Albümün üzerinde de ilaçların bağlanabileceği özel bağlanma bölgeleri vardır ve her ilaç molekülünün
plazma proteinini bağlanma afinitesi farklı. Yani ilacı gel gel sen bana bağlan diye çağırmaz halde. Yani senin yani sevdiğin olan ilaç molekülleri kendisine bağlanacak. Dolayısıyla plazma proteinine bağlanma oranı aslında bizim damar içinde kana geçmiş olan ilacın farmakolojik etkisini değiştiren en önemli faktör. Yani plazma proteinine az bağlanan ilacın kandaki serbest fraksiyonu daha yüksek olacağı için ilaç etkisi daha şiddetli olacaktır. Ya da plazma proteinlerinin daha yüksek oranda bağlı ilaçları serbest fraksiyonları daha düşük olduğu için farmakolojik etkisi hem daha az ve etki süresi daha da uzun olacaktır. Yani plazma proteinin yüksek oranda bağlı temel olarak bizim ilaç etkisinin uzamasına neden olacak bir durum. Dolayısıyla ilaç verdiğimiz kişide albüminin artışı ya da azalmasına neden olan durumlar tabii ki vereceğimiz başka bir ilacın etkisini etkileyecek, etki süresini etkileyecek durum. İşte yeni doğan dönemde, yaşlılık döneminde plazma proteinlerinde azalma olması, bunun dışında geniş yanıklar olması, karaciğerde üretilen bu plazma proteinlerin üretiminin sekteye uğraması, işte karaciğer hastalıklarının olması ya da bağırsak patolojileri, yine gebelik, nefrotik sendrom durumlarda kişide albümin sentezinde azalma olacak. Yine böbrek hastalıklarında albümin kaybına yol açacak bir durumda yine albümin düzeyi azalacak. Diğer bazı durumlarda da albümin artışı gelecek. Bu aynı zamanda bize dağılım düzeyinde ilaç etkileşmesiyle ilgili de uyarı verecektir. Aynı anda verilen ilaçların albümine bağlanma dereceleri bizim için önemli. Özellikle albümine bağlanmak için yarışacak, yani ikisi de albümine bağlanabilen bir ilaçsa bir ilaç diğerine albümine bağlanmak yer olup kendisi bağlanabilir. Bu ne demektir? Ne yarar bize? İlacı bağlandığı yerden koparıp da kendisi bağlanan ilaç diğer ilacın serbest fraksiyonunu artırır. Atıyorum 100 molekül ilaç verdi. Yani normal şartlarda bunu 60 plazma proteinine bağlanacak 40'a serbest fraksiyonunda kalır. İlacın şey bu. Etkisini beklediği şey bu durum. Ama bir başka ilaç kullanıyor kişi beraber. Ya ben dedim ya kendi başına içti ya da benzer etkiye sahip bir bitki ürünü kullanıyor. Bu ikinci verilen ilaç birinci ilacı albüm bağlandığı yerden ayırdı. Ben normal şartlarda Türk şiddetinde bir serbest fraksiyonumuz var ya, Türk şiddetinde bir ilaç etkisi beklerken ikinci ilacın etkisiyle plazma proteininde olduğunu zannettiğim 60'ı da serbest fraksiyon geçirdi. Hop ne oldu? Kanın içerisinde artık 100 birim serbest fraksiyon ilacı. Yani benim göreceğim etki şiddeti 100 birim oldu. 40 bekliyoruz. O yüzden arkadaşlar plazma proteinlerine bağlanma ilaç etkileşimleri açısından oldukça sık karşımıza çıkan ve toksik etkilerin ortaya çıkmasıyla gördüğümüz bir durumdur. Dağılım hızı ilacın kanda dağılımı, dokulara dağılımıyla ilgili takip ettiğimiz bir kinetik parametre ve temelde ilaç ve dokuya bağlı dört faktöre bağlıdır. Bunlardan bir tanesi ilacın difüzyon hızıdır. İlaç molekülünün yapısına bağlıdır. İlaçların lipofilik olması ve küçük molekülde olması zaten absürt. Bu konuşmuş. Bunlar daha hızlı ilaç çıkarlar. Bunun dışında ilacın dağılacağı doku perfüzyon hızı yani kanlanma hızı bizim için önemli.
ne dedik az önce? Kanlanması hızlı olan, kanlanması fazla olan dokuya ilaç molekülü geçişi hızlıdır. Yavaş olana da yavaş geçer. Bunun dışında bazı dokuların bazı ilaçlara afinitesi farklıdır. Ki kan dolaşımıyla bütün dokular dolaşır ilaç. Ama bazı dokular, bazı organlar tarafından kandan daha fazla çekilir. İşte bu duruma birazdan sekestrasyon diyecek. Yine plazma proteinlerine bağlanma oranında tabii bizim difüzyon hızımızı etkileyecektir. Plazma proteinine bağlanma yüksek olan ilaçlarda difüzyon hızı yani dokuya geçme hızı daha yavaş olacak. Çünkü plazma proteinine bağlı. Serbest reaksiyondaki olan elini sallayarak geçer ama plazma proteinindeki daha az ve yavaş olacak. İlaçların vücutta dağıldığı yerlerden bir tanesi santral sinir sistemidir. Santral sinir sistemine ilaç geçişi özel kuralları beyin sal olarak korunmak amacıyla farklı bir yapıya sahip. Bir kan beyin bariyeri dediğimiz durum söz konusudur. İyi ki de böyledir. İşte elini kolunu sallayan her beyine geçebilirdi. Her organizma madde gibi, satoksik vesaire. Kural olarak santral sinir sistemine geçebilecek olan bileşiklerin çok fazla hipofilik olması gerekiyor. Boz beyin obolik sıvısı dediğimiz sıvıya de kendine göre yine kuralları vardır. Özellikle kan boz dediğimiz sıkı, birbiriyle sıkı ilişkisi olan tight junction'da tek sıralı koruyucu her madde bolsa girmesini engelleyecektir. Zaman zaman bolsa ilaç dokmak istediğimiz durumlarda bu bize engellemek çıkabiliyor. Ama genel olarak hem santral sinir sisteminin diğer kısımlarında hem bolsa ilaç gönderebilmek için vereceğimiz ilacın yüksek hipofiliteye sahip olması bizim için önemlidir. Hipofilik ilaç basit difüzyondan daha hipofilik olur. İyonize olan bazı ilaçlar aktif transfer olsun için gelebilir. İşte önce bahsettiğim sekestrasyon dediğim durum bir dokunun bazı ilaç kullanımına diğerlerine göre daha fazla ilgi göstermesi, daha fazla afinite olması durumudur. Bazı dokular tarafından kandan çekilir ve dokulara ciddi oranda bağlanır. Bu aslında bize bir dağılım bulunur. Normal şey ideal olan kan dolaşımının tüm dokulara giderken ilaçlara eşit oranda ama sekestre olan ilaçlar ya da sekestrasyon yapabilen dokulu ilaçlar kandan daha fazla çekerek kendilerini biriktirirler. İşte sekestre olan ilaç deposu görevi görür. Aynı plazma proteinlerine bağlanan ilaçta olduğu. Burada depolanan ilaç serbest fraksiyon bittikçe toplandığı yerden dağıtılır tekrar kana dönüştür. Bu da aslında bize tedavinin etkisinin gecikeceğini gösterir. Ve daha uzun süreceğini gösterir. Sekestrasyon dediğimiz olay bizim ilaç etkisine olan etkisi sonuç budur. Bir takım bunlar bir takım madde daha ilgilidir. Örneğin DDT dediğimiz bizim ülkemizde de yasaklanan organik klorlu bir tarım ilacı pestisit grubu yağ dokusunda daha gerekir. Mesela karbon monoksit hemoglobinde daha sekestre olmaya meyillidir. İşte kurşun, alüminyum, diş eti, kemik dokusunda bulunur. Siyanür gibi sitokromlarda hücre içerisindeki demir bir uyuşturucu maddeler, keratinize dokuda özellikle saç tırnakta gibi. Bunun dışında en klasik gördüğümüz sekestrasyon örneği tetrasiklinlerdir. Özellikle kalsiyum içeren dokularda birikmeye gidilirler. Tetrasiklinler bir antibiyotik grubu biliyorsunuz. Diş minelerinde lekelendirme yapar. Antibiyotik lekesi denilen bu durumu belki tanıdıklarınızda çok yaygın olduğu için
ulaşabilirsiniz. Görmüşsünüzdür de. O yüzden belli bir yaşın altında, 12 yaş altında özellikle biz tetrasiklin grubu ilaç verdik. Hep dağılımla ilgili bir başka durumumuz redistribüsyon demek. Redistribüsyon dağılım demek. Re yeniden. Yani ne anlıyoruz? Burada bir ilaç verilmiş, bu ilaç dokulara dağılmış. Ancak yeniden dağıtılıyor. İşte genellikle çok liposolubal, yani lipofetik olan maddelerle bir olay bu durum. Başlangıçta çok hızlı kanlanan, fazla kanlanan, beyin, kalp, böbrek gibi dokularda dağılmış olan ilacı daha sonra oradan sökülüp daha az kanlanan kas dokusu gibi, yağ dokusu gibi depoları çekilip depolanması durumu. Ve genel olarak genel istatistikler gibi maddelerin beyindeki etkilerinin sonlanması için olan bir yöntem. Yani beyindeki etkilerin sonlanması için beyinde alınır kas dokusu. Kas dokusu alınır, yağ dokusu içer gibi daha az kanlanan organ geçirerek etkisinin sonlandırılması durumunu kapsamak istiyorum. Evet, dağılımla ilgili konuşacağımız şeyler bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili? Konuşamadığınız için bunu açayım. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Sesiniz çıkacak mı arkadaşlar? Biriniz cevap verecek mi? Hocam sesiniz kısık kısık geldi. Kayıtta böyle olur mu acaba? Bilmiyorum canım. Gerçekten bilmiyorum. Yani bu ders kaydı gerçi hoş değil. Çünkü ben kendi sesimi duyarak anlatıyorum şu an. Niye böyle bir şey oldu bilmiyorum ama kayıta böyle yansıyacağını düşünmüyorum açıkçası. Umarım yansımaz yani. Şimdi ilaçların dağılımdan sonra muamele edileceği bir diğer kısma geçiyoruz. Biyotransformasyonu kısmına. Slide'ları görmeye devam ediyorsunuz değil mi? Hocam evet, slide'ı gayet güzel görürüz ama siz de hiç yansıtıyoruz. Senin de sesin nasıl yankılı geliyor hiç ne dediğini anlamadım. Az mı geliyor? Kesik kesik geliyor ve hiç anlamıyoruz. Yani işte toplantıdan çıkıp tekrar aynı toplantıya girelim diyeceğim. Senin sesini ben şu an ne dediğini hiç anlamıyorum. Ekolu geliyor böyle bir uğultu şeklinde geliyor sadece. Ne dediğini hiçbir şekilde anlamadım. Mikrofon kulaklık olmadığı için ben de belki benim sesim öyle gelir ama işte mikrofon olduğu halde çok sıkıntı. Bütün arkadaşlar da aynı şekilde sıkıntı var yani. Ben de çok zahmetteyim şu anda. Bildiğin kendi sesimi duya duya anlatıyorum yani. Ne yapsak ki? Şimdi toplantıdan ayrıl desek yine Mebis üzerinden ben aynı şekilde aynı toplantıya girsem öyle denesek olur mu? Kaydı nasıl görürüz öyle onu da bilemiyorum. Bu arkadan gelen vırnın sesi ne? Ya arkadaşlar mikrofonlarınızı lütfen kapatın. Sizden bir şey geldiği zaman da yani bu birinizin mikrofonu açık demek. Hocam şu an düzeldi ama az önce öyleydi ama şu an düzeldi. Sesiniz gayet iyi geliyor. İyi tamam size iyi geliyorsa sıkıntı yok. Ben kendi sesini duya duya bunu da anlatırım.
Ama farkındaysanız sizlerden birisi mikrofon açtığı anda eko yapmaya başlıyor. Yani çocuk değilsiniz Allah aşkına. Bir mikrofonunuzu kontrol edeceksiniz ve kapatacaksınız. Devam ediyorum o zaman. İlaçların biyotransformasyonunu konuşalım. Yani ilaçlar kana da dağıldı. Az önce konuştuğumuz gibi etki edecekleri dokulara, organlara, yani her yere gitti. Oraya istediği kadar geçti. Etkisini gösterdi. Ondan sonra artık vücuttan atılma zamanı. Yani metabolitlerine ayrılma zamanı. Ki metabolize edilen ilacı vücut atacak artık. İtiraf konuşacağız buradan bir sonraki aşamada. İşte arkadaşlar, ilaçların bazı enzimlerin etkisiyle vücutta kimyasal değişiklik uğrayıp farklı özelliklere sahip metabolitlerin ayrılması için biyotransformasyon diyoruz. Peki vücut bunu niye yapıyor? Bunu en başta vücuda giren bir madde besin de olur. İlaç da olsa, toksik madde de olsa, vücut onu parçalayıp yıkıp alabilecek, alıp alamayacağı kısmını, kendisine zararlı olan kısmını ya da faydası kalmayan kısmını atma refleksi içindedir. Aynı şey ilaçların başında da gelecek. Dolayısıyla ilaçların metabolize olması, yani biyont transformasyona uğraması aslında biyolojik olarak değiştirilmesi işlemidir. Neye değişti vücut ilacı? Daha az etkili, daha etkisiz, daha kolay atılabilir, daha zor emilebilir hale getirip vücuttan mümkün olduğunca atmaya çalışır. Yani aslında biyotransformasyon dediğimiz şey bir biyo inaktivasyon ya da detoksifikasyon amacıyla yapılmış. Ancak geliyor bazı madde için bu durum geçerli olmaz. Bazı madde bu transformasyondan sonra daha etkili bileşiklere dönüşür. Mesela kodein verdiğimiz zaman kodeinin karaciğerde metabolize olması sonucu oluşan metabolite morfindir. Morfin kodeinden daha etkilidir. Dışarıdan morfin vermeyip kodein vermeyip içeride morfin elde ederiz mesela gibi. Ya da bazen biyotransformasyon sonucu verdiğimiz madde toksik değildir ama oluşan metabolit toksik. Mesela metil alkol dediğimiz zehirli alkol diye, zehirli içki diye geçtiğimiz ayda yine bir sürü insan öldü, bir sürü kör vakası gelişti vesaire, biliyorsunuz. Mesela metil alkol toksik madde değildir. Vücuda girdikten sonra oluşturduğu iki tane metabolit, birisi formaldehit, birisi formik asit. Bunlar toksik. Birisi metabolik asit yapar, metabolik asidoz yapar. Bir tanesi de total körlüğe neden olacaktır. Ya da parasetamol. Parasetamol toksik bir madde değildir. Ama vücuda girdikten sonra, karaciğerde metabolize edildikten sonra oluşan metabolitlerinden bir tanesi karaciğere toksiktir. Zaten parasetamol zehirlenmesinde karaciğeri öldüren, göçerten metabolit odur. Toksik madde odur gibi. Dolayısıyla inaktivasyon, biyotransformasyon olayı daha çok, daha kolay atılabilir, daha az etkili, daha etkisiz ya da hiç etkisiz metabolit haline çevirmek hedefim oldu. Buna rağmen bazen bu şekilde tam tersi işler oluşabilir. Yine biz biyotransformasyon olayını kendi çıkarımız için kullanabiliriz. Size tanım olarak ilaçtan bahsetmiştik ilk derste. Ön ilaç olarak dediğimiz durum, benim asıl istediğim maddeyi veremediğim bazı durumlardaki, niye veremeyeyim? Tadı kokusu olabilir. Hasta ilacı tolere edebilir. Bunun dışında ilacı absorpsiyonu iyi olamayabilir. Ben ilacı bir şekilde versem iyi sağlayabilirim vesaire gibi. Neden?
vermek ilacı öncül maddesi. Yani o ilacı oluşturan bir önceki maddeyi ön ilaç olarak vererek ben bu işten faydalanabilirim. Bu ön ilaç olarak kullandığımız molekülün kendisi benim istediğim etkiye sahip olmayabilir. Veya olabilir. Ama verdiğim bu ilaç vücuda girdiği zaman karaciğerde biyotransforma çeşitli enzimler, metabolitler ayrılıp metaboliti asıl bir istediğim ilaç olan maddedir. Örneğin A vitamini alfa ve beta karoten veririm ki bildim vücuda girdiği zaman A vitaminine dönüşecek. Mikrodrak işini biliyoruz. Yani niye böyle bir işten faydalanır? Mesela verdiğim ilacın GIS absorpsiyonu yok. Ama oral olarak kullanmam gereken ilaç. Ne yapıyorum? Öncülünü veriyorum. Öncülünün GIS'ten absorpsiyonu iyi. Yapısı lipofilik mesela. O emildikten sonra karaciğer metabolize ediliyor ve asıl istediğim molekül açığa çıkıyor. Veya bazen ilacın uyguladığım yerdeki absorpsiyonu yavaşlatmak istiyorum. Süreyi uzatmak istiyorum. Onun için bir takım tuzlar ekliyorum moleküle ve kas içine enjekte zaman oradan yavaş yavaş, daha yavaş molekül haline geçmesini istiyorum ve o tuz karaciğer geldikten sonra serbestleşebilir, metabolize edildikten sonra. Böylelikle ben bir ilacın etkisini 2-3 haftaya, hatta bazen bir aya kadar uzatabiliyorum. Onun dışında hocam biraz önce söylediğim gibi tat koku gibi sevimsiz hastanın ilaç kullanımını zorlaştırır durumlara sahip, özellikle sahip biliyor. Biyotransformasyon sonucu ilacın dönüştüğü şekilde metabolit ya da metabolitler veriyoruz. Yani bir ilaç gibi tek bir moleküle dönüşmeyebilir. Birden fazla metabolite parçalanabilir. Genellikle ilaçların hepsi metabolize olmaz. Hepsi metabolize olan ilaçlar da vardır. Hiç metabolize olmayan ilaçlar da vardır. Geri kalan grup değişen oranlarda metabolize olurlar. Yani bu ne demek? İlaç verdiğin ilaç biyotransforma olma oranına göre parçalanır. İşe yaramayan metabolitleri tamam atılır. Ama metabolize olmayan kısım değişmeden kalacağı ilaç için değişmeden kalan ilaç var olacağı için etki göstermeye devam edecek demektir. Dolayısıyla ilaçların biyotransformasyon oranı ilaçların aslında etki göstermeye devam etmesi, yani etki süresini de birebir etkileyen faktörlerden bir tanesidir. Biyotransformasyon sonucu ilacın kimyasal yapısı değişeceği için hem etkinlikleri, yani farmakodinamiği, hem de farmakokinetik özellikleri değişecek. Temel hedefim neydi? İlacın daha kolay atılabilir, daha az etkili hale getirmek idi. Dolayısıyla biyotransformasyon sonucu oluşan metabolit genel olarak daha iyonize, daha az lipofilik ve daha polar yapılara dönüşüp vücut tarafından emilemeyen hale gelmesini bekliyorum. İşte bu kısımlar böbrekten kolaylıkla atılırken ilacın metabolize olmamış, değişmeyen kısmı emilmeye ve ilaç etkisini göstermeye devam eder. Oluşan ilaç metabolizmi yarılanma tabii ki diğerlerine göre daha kolay atılabilir. Bu da onların sanal dağılım hacimlerini azaltır ve vücuttan daha hızlı atılabilir hale gelmelerini sağlar. Arkadaşlar, vücutta biyotransformasyon yapan enzimler karaciğer başta olmak üzere pek çok dokuda ve organda bulunabilir. Bu biyotransformasyon organımız, evet, ana organımız
kaynağımız karaciğerdir ama bunun dışında damarlarda, akciğerlerde, bağırsaklarda, her yerde, beyinde, her yerde metabolize eden enzimler bulunmaktadır. Bir ilaç molekülünün cinsine göre, özelliğine göre farklı farklı yerlerde metabolize edilir. Bu karaciğer, bu metabolizasyon enzimlerinin yapısı genetik olarak belirlenmiştir. Yani herkesin kodu belli. O yüzden biyotransformasyon yapan enzimlerin etkinliği, dolayısıyla da ilaçların yıkılma, yani metabolize edilme hızları ve oranları bireysel olarak değişmektedir. Bu da aslında ilaç etkisinin kişiden kişiye göre değişebileceğini gösteren temel durumlardan bir tanesidir. Genetik durumlar dışında çevresel faktörler de bu biyotransformasyon yapan enzimlerin oranları, yapılarını değiştirebilir. Örneğin sigara içen kişiler, bazı kanserojenik, mutajenik etkili cisimler, maddeler, besinler, yine hava kirliliği, endüstriyel atıklar vesaire vesaire birçok durum kişinin genetik yapısı itibariyle belirlenmiş olan bu biyotransformasyon enzimlerini inhibe edebilir ya da indükleye bilir. Dolayısıyla almış olduğu sadece ilaçlar değil, başka kimyasal maddelerin de vücuttan detoksifikasyonunu, atılımını, oranlarını değiştirebilecektir. İşte bu dışarıdan alınan ilaç dahil yabancı maddeleri biz xenobiyotik adını veriyoruz ki bunların içerisinde işte egzoz gazları var, besinlerdeki insektisit kalınları var, sigara dumanları var, başka endüstriyel atıklar var, gıda katkı maddeleri var. Bunların hepsi aslında ilaç dışında da karaciğer metabolize edilen kimyasal maddelerdir. İşte yine aynı maddeler, benzer maddeler aracılığıyla bu biyotransformasyon enzimlerinde yer alıp oluşan değişik bizim detoksifikasyon mekanizmalarımıza değiştirir. Vücudun zararlı maddelere karşı korunmasını azaltır. Dolayısıyla bunlara çok fazla maruz kalmamak gerekir. Az önce de belirttiğim gibi çeşitlilik ve çokluluk açısından en başta gelen organ karaciğerdir ama onun dışında birçok yerde de biyotransformasyon enzimleri bulunmakta. Bazıları enzimatik yıkılmazlar. Sadece kimyasal değişmek uğrarlar. Kimileri de pH farklılıkları nedeniyle yıkılarak ortadan kaldırılabilme yoluna giderler. İşte bu biyotransformasyon enzimlerinin yaptığı biyokimyasal reaksiyonlar temelde 4 tanedir. Oksidasyon, indirgenme, kopma ve konjugasyon şeklinde olur. Bunlardan oksidasyon, indirgenme ve kopmaya faz 1 reaksiyonlar denir ve bu üçü de bu şekilde parçalara ayırma şeklidir. Yani bölünme işlemleridir. Ancak konjugasyon dediğimiz faz 2 reaksiyon ise daha çok sentez reaksiyon. Yani bir işliğinde bir maddenin bizim ilaç molekülümüze eklenerek başka bir molekül haline getirilmesi söz konusu. Dolayısıyla birinci faz reaksiyonu ile ikinci faz reaksiyonu birbirinden farkı vardır. Genellikle ilaçlar faz 1 reaksiyonlarından birinden, ikisinden veya üçünden ilacına göre değişir. Faz 1 reaksiyonlarına girer önce, sonra da faz 2 ile tamamlanır ama tam tersi olan farklı ilaçlar da vardır aslında olsa. Arkadaşlar burada biyotransformasyon yapan enzim grubunun indüklenebilir ya da inhibe edilebilir olması bizim karşımıza klinik olarak çıkan bir durum. İlaç etkileşimleri. Mikrofonunuzu kapatın. Işırdayan arkadaş. Çok mu zor bunu anlamak? Mikrofonuna bak. Açıksa kapat.
4 yaşındaki çocuğa söylesem bunu şimdiye kadar yapmıştı. İlacı metabolize eden biyotransformasyon enzimleri indüklenebilir. Yani ne demek? Daha çok çalıştırılabilir. Enzimin daha fazla çalışması sağlanabilir. Kim tarafından? Dışarıdan başka bir ilaç, başka bir kimyasal madde tarafından. Ya da inhibe edilebilir bu enzimler. Ne demek? Enzimin çalışması bloke edilir. Kim tarafından? Yine dışarıdan başka bir ilaç, başka bir kimyasal madde. Dolayısıyla aslında ilaç bir transformasyonu yapan ilaç metabolizmi, yani ilacı yapan enzimleri indüklenmesi ve inhibe edilmesi ile aslında bu enzimin metabolize ilacın kandaki düzeyi ve dolayısıyla da etki şiddeti ve süresi değiştirilebilir. İşte bu ilaç etkileşimleri anlamında bizim için önemli. Teknik olarak ciddi sonuçları doğurabilir. Bir ilacı metabolize eden enzimi indükledik. Yani daha çok çalışmasına neden oldu. Dışarıdan verilen bir ilaç. Dolayısıyla o enzimin metabolize ettiği A ilacı daha fazla ve daha hızlı yıkılacak demektir. B ilacını verdiğim enzimi indükledim. A ilacı daha çabuk yıkıldı. O A ilacıyla beklediğim tedavi başarılı olur mu? Olmaz. İşte buna biz mitozomal enzim indüksiyonu adını veriyoruz ve genellikle tedavi başarısızlığıyla sonuçlanıyor. Eğer enzim inhibe edilirse, yani bloke edilirse, o zaman A ilacının metabolizasyonu, yani yıkımı yavaşlayacak demektir. Ve azalacak demektir. Ben bunun belli bir oranda ve belli bir sürede atılmasını planlamışım. Onun için. Dolayısıyla B ilacı aslında A ilacının atılmamasına, vücutta daha fazla kalmasına ve daha fazla etki göstermesine neden olacak. Bu da bir takım toksik etkilerin, advers etkilerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bir de otoindüksiyon yapan ilaçlar vardır ki ilaç molekülünün kendisini yıkan, metabolize eden enzime indüklemesi demektir. Yani ilaç kullanılmaya devam ettikçe kendi yıkımını hızlandırır demektir. Ki bu da zaten ilaca karşı gelişen, o ilaca karşı tolerans gelişme mekanizmalarından bir tanesidir. Yani bağımlılık gelişme mekanizmalarından bir tanesi olacak. Evet, benim sizinle bir transformasyonla ilgili de konuşacağım konular bunlar. Bugünlük bu şekilde bırakabiliriz. Sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Yok hocam, teşekkürler. Tamamdır o zaman. Bir dahaki dersimiz ayın kaçında olabilir çocuklar? Sınavdan önce bir dersiniz daha var sanırım. On dokuz galiba hocam. Tamam. Sınavdan önce bir dersiniz daha var o zaman. Sınav tarihleriniz bildirildi mi size? Hayır hocam, bildirilmedi. Muhtemelen 26'sında olacak herhalde bizim sınavımız. Sonradan bir değişiklik olmadı. Bildirilen o. Tamam. Sınav nasıl olacak hocam? Ne demek nasıl olacak? Test mi olacak? Hani ne tarz olacak? Online test. Çoktan seçmeli. 50 bir süreniz olacak. Bu süre içerisinde gelip test sorularınızı cevaplayacaksınız. Sistem hesaplayacak. Notlarınızı sisteme yansıtacak. Anladım hocam. Çok sağ olun. Tamam. Hadi bakalım. O zaman bugünlükle bitiriyoruz. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Nasipse sağlıkla.